Evet arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Bugün günlerden pazartesi, hava az güzeldi, mavişimle kendimi attım dışarıya. Mavişimizde henüz hala düzgün bir motovlog çekim yapamadık hava şartlarından dolayı. İnşallah yakın zamanda güzel bir motovlog çalışması yapıp güzel bir şekilde bir çekim yapacağım. Hem motovlog hem motorun hissiyatlarım, benim gibi sporcu bir adamın böyle racing'in başlangıç motorundaki hissiyatı nasıl, ne değildir, güzel mi, kötü mü, iyi yanı mı, kötü yanı mı, bunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Telefonum çalıyor, bir saniye. Evet arkadaşlar, videomu kesmek zorunda kaldım. Telefonum çaldı. Şimdi R25'in 1000 rodaj bakımını da yaptık. Şu an 1380 km'de falanız. 1600 km'ye kadar rodajımız imkanıyla devam ediyor. Sabırla. İnşallah 1600 km'den sonra şöyle bir çıkıp top speed denemelerimiz olacak motovlog şeklinde. Videoyu çektiğim yer Samsun Çarşamba Asma Köprü, yeni köprü arkadaşlar. Manzara çok güzel. Yeşil Mağın üzerindeyiz şu anda. Şimdi söyleyeceklerim, aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. İnşallah havaların ısınmasıyla ve rodajımızın da bitmesiyle güzel bir motovlog videosu hazırlayacağım sizlere. Hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Kısaca söylemem gerekirse R25'i ben sevdim, ilk hissiyatlarım. Bu yeni Euro 5'in sesi çok güzel. Böyle yüksek devirlerde torkun sesini güzel veriyor sana. Yani üzerindeki sürücüsünü mutlu hissettiriyor. Bir de R25 çok dikkat çekiyor arkadaşlar. Onu da fark ettim. Hani artık yani gençler bu motorun hastası. Hastası olan herkese Allah'ın nasip etsin bu motor arkadaşlar. Motorumuzu biliyorsunuz, 2021 model. 2021 11. ayın sonuna doğru almıştım ben motoru. Şu an R25'in üretildiği en son kısa arkadaşlar. Euro 5 motorla geliyor. Şu üzerindeki koruma demiri, koruma şeyiyle geliyor orijine. Ben motor 67.500'e almıştım. İşte koruma demiri falan filan derken 71 liraya gelmişti. Şu anda da 92 lira. Koruma demiri falan derken 95 lira bildiğim kadarıyla şu anki fiyatı. Piyasaya yetişmek elde değil arkadaşlar. Ben şu an alamam zaten R25'i. Yani o zaman iyi ki almışım. Nasipmiş, nasip oldu. Çok şükür aldık arkadaşlar. Bak şu araba sürücüsüne bak. Kenardan geliyor. 28 plakaymış. Buradan 28 plakaya da selamlar arkadaşlar. Selam. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadar. Yine ilerleyen zamanlarda bir sonraki videomuzda görüşürüz. Ayrıca garajdaki Reis XMAX 400'ün de 10.000 bakımını yaptırdım. Bayağı bir bakım yaptırdım XMAX'e. Sadece yağını değiştirmedik. Yamaha'sının sitesinde yapılması gereken her şeyin haricinde bütün filtrelerini de kontrol ettik. Samsun Dostlar Yamaha'da Nevzat Usta'mında. Filtrelerde ben uzun yola gittiğim için XMAX'te bayağı bir tozlanmış. Onları da değiştirdik. Yaklaşık 2000 liranın üzerinde, 2000 liraya bağladık işi. 2000 liraya XMAX 400'ün 10.000 bakımını yaptım arkadaşlar. İnşallah Allah nasip ederse ilerleyen zamanlarda da XMAX'te de bir uzun yolumuz olacak. Şöyle bir buradan Samsun Çarşamba'dan çıkıp Doğu'nun bütün illerini tek tek gezip Batı'nın bütün illerini tek tek gezip bu sene XMAX 400'de bir
Sadece yani bir 20 bin kilometre bu şekilde yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Allah nasip ederse. Bakalım. Bu arada da Enmax 155 yeni kasaya da yazıldık. Onu da bekliyoruz. Bakalım arkadaşlar. Çünkü Enmax biliyorsunuz kanalımın ismi de İlham Sanmaz Enmax 155 olduğu için Enmax bizim vazgeçilmez motorumuz. Yeni Enmax'i de bekliyoruz arkadaşlar bu ara. Şimdi Samsun Çarşamba'dan söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizlerin sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına yazın. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışayım arkadaşlar. Yeni kasanın biliyorsunuz sinyallerde orijinal LED. Farları çok güzel, uzunlar çok güzel. Motor çok güzel yapmışlar. Yani yapan ustanın ellerine sağlık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekenize taş değmesin.